Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. İçinde bulunduğumuz dönemle ilgili yepyeni kavramlar ortaya çıktı. En fazla kullanılan da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ama nasıl olacağıyla ilgili çok da bilgi sahibi değildik. Değişim dönemi dendi, dönüşüm dendi ki ben dönüşümden yanayım. Ciddi bir dönüşüm çağındayız. Neden? Çünkü değişim var olan yolu değiştirmeden yan yollardan gitmekte. Ama dönüşüm ne? Yolu yeniden tasarlamak demek. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde çok güzel bir sözüyle karşılaştım. O sözü sizinle de paylaşmak istiyorum şimdi. İlber Ortaylı diyor ki, çoğu insanın yol açmaya cesareti yok. Ya sağa döner ya sola. Üçüncü bir yoldan yürümek istemez. Hep hazır yola sapmaya çalışır. Kendi taş yolunu döşeme gayretini bir türlü sarf etmez. Bu bir cüret, cesaret meselesi. Ama şunu bilin ki, hayatta ancak kendi pillerine Alp Dağı'ndan aşıran, aşırmayı düşleyen insanlar başarılı olur. İşte bundan dolayıdır ki biz dönüşüm çağındayız. Dönüşümde var olan yollar değil de yeni yolları inşa etmek gerekir. Bu da insanların konfor alanından çıkıp cesaretle önce kendilerine, sonra da çabalarına güvenerek adım atmalarıyla başlar. Neyse, dönüşüm deyince yine aklıma bu kelimeler geldi ama ben içinde bulunduğumuz çağa yeni bir anlam yükledim. Adına da dedim ki parmak izi çağı. Parmak izi yaratırken 3 ana unsuru göz önünde mutlaka bulundurmak gerekiyor. Sistem ve teknolojiyle yaratılan tek düzelikte sıkışan bireye kaçış olanağı sağlamak, bireyselleşmenin giderek artması sonucunda kendini özel hissettirmek, mesaj bombardımanına uğrayan ve giderek şüpheci ve eleştirel bir hale gelen tüketiciye içi dolu şeyler söyleyebilmek. İşte tüm markalar için parmak izi yaratma çağı dediğim çağ bunların olmasını gerekli kılıyor. Tüketimde, yönetimde, markalamada artık duygusal kodu arıyoruz. Duygusal kodlarımız da parmak izimiz gibi bize özel. Tasarım yalnızca rekabette avantajı yakalamak değil de marka değerini oluşturmakta da müşteri sadakatini oluşturmakta da çok önemli bir kavram haline geldi. Tasarım belki de özündeki sezgi, sezgisel yaklaşımlar artık müşteri pazar araştırmalarından daha çok stratejistlerin gündeminde. Çünkü tüketicinin de aklı karışık ve aslında tam olarak ne istediğini bilmiyor. İşte bu noktada sistemlerin, prensiplerin, denklemlerin ötesinde sezgisel yaklaşımlara, içgörülere ihtiyaç duyuluyor. Ben genellikle tüm dünyada çok satan kitapları takip ederim. İnanırım ki tüketicinin eğilim gösterdiği konuları en fazla satanlar listesinden çıkarabiliriz. Bu sadece kitap için değil, CD, dergi, işte TikTok videoları, TEDx'ler hepsi için geçerli. Ve yaklaşık olarak son 3 yıldır en yoğun satış spiritual, gelişime, bireysel gelişime yönelik kitaplarda hayata dair ve kişiyi anlamı üzerine kurgulanmış kitaplar bestseller durumunda. İnsanlar içlerine, ruhani farklılıklarına yöneliyorlar. Bu arayışın içindeler, inanmak ve arınmak son derece önemli iki kavram haline geldi. Bir şeylere inanmak, inanırken de arınmak istiyoruz. Kendimizden de sıkıldık galiba. Tüm sıkıntılardan da, içinde olduğumuz çağdan da sıkılmış olabiliriz. Yeni kavramların peşine düşüyoruz. Bence bu kavramların içini dolduracak yaklaşımlar da işte bu içinde bulunduğumuz çağın temel trendlerini oluşturuyor. Geleceğe ezber dışı uygulamaları hayata geçirebilen markaların şekillendirdiği kesin artık. Metaverse mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama ezber bozan, kendi parmak izini yaratan markalar, şirketler ve bireyler önümüzdeki dönemde fark yaratacaklar. Ezber bozan markaların arka planındaki dahilerini incelemek gerekiyor. Bundan dolayı da marka hikayelerine yeni çağın beklentileriyle yeniden bakmak gerekiyor. Gelecek güzel gelecek. Damla çok inanıyorum. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.